Şimdi hayatın içinde mucizelere yer var, sürprizlere yer var sevgili seyirciler. Bir engelli kardeşim ama o ve ailesi mucizelere inandı. İnandı da kötü mü etti? Hayır. Ha, kaldır. Hadi düz kaldır, düz şöyle düz. Ha, düz kaldır bu. Ha. Doktorlar yaşamasına bile mucize gözüyle bakarken o imkansızı başardı. Sadece birkaç ayda hareket etmeye, hatta konuşmaya başladı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Heh. Yukarı kaldır, 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 kaldır. Heh. Hayata çok zor bir şekilde başladık. Yeniden başladık, sıfırdan başladık. 23 yaşındaki Ufuk Kadir Bulut 2 yıl önce Antalya'da trafik kazası geçirdi. Hastaneden taburcu edildiğinde yatağa mahkum ve bilinci kapalıydı. Artık iyileşemez diyen doktorlar gence %99 engelli raporu verdi. Geri 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 aç. İlgiyle onu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak ailesi de o da pes etmedi. Baba Ekrem Bulut oğluna her gün egzersiz yaptırdı. Kitap okutup müzik dinletti. Arkadaşları da hiç yalnız bırakmadı Kadir'i. Çek. Ha, kaldır belini. Sırtını kaldır. Ha, aferin. Hadi oğlum. Aferin. Ha. Yaşayabilmesi için. Sadece yemeğini yiyebilsin. Tuvalet ihtiyacını karşılayabilsin. Sadece yürüyebilsin. 9 ay sonunda ilgi ve sevgiyle mucizeyi başardı Bulut ailesi. Yatağa mahkum genç kendi kendine hareket edip konuşabilir hale geldi. Nasılsın Kadir? Çok şükür ya Rabbi. İyi, hamdolsun. Ancak tek başına bu kadarını yapabildi Kadir. Şimdi tek ihtiyacı akülü bir araba ve fizik tedavi görebileceği bir hastane bulabilmek. Bir tane oğlum benim.